Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik ders kitabı 3. ünite konu değerlendirme sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler birin sorumuza başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalımıza abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda gençler videolarda yorumlara da yorumlarınızı bekliyorum. Evet gençler hazır isek ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız diyor. Evet, i̇lk ifadede gençler aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun ölçülerin birimine bölünerek karşılaştırmasına. Gençler bakın burada bölünerek dediği için hemen aklımıza ne diyoruz? Biz bu ifadeye oran adını veriyoruz. Evet, bölünerek karşılaştırma demek gençler oran demektir. Evet, ikinci ifadede de 3 kırmızı bilyenin 5 sarı bilyeyi oranı gençler. Bakın kırmızı bilye sayısını pay kısmına sarı bilye sayısını payda kısmına yazacağım. 3 bölü 5 şeklinde gösterilir diyoruz. Bunu nasıl gösteririz gençler başka? 3 bölü 5 olarak gösterebilirim. Veya şöyle sıra işaretiyle de burayı yazamadım. Böyle geri alayım. 3 bölü 5 şeklinde de gösterebilirsiniz. Evet üçüncü ifadeye bakıyorum. 5 bardak süt, 4 bardak su ve 1 bardak yağ ile oluşan karışımda sütün tüm karışımı oranı. Gençler bakın sütün süt sayısı süt bardağı 5 bardak var 5 bölü. Şimdi tüm karışım dediği için 5 artı 4 bardak süt su artı 1 bardak yağdan toplamları gençler 10'dur. O halde karışımda ne olur? 10 olur. Yani 5 bölü 10 olur oran diyoruz. İsterseniz gençler bunu da 5'te sadeleştirseniz 1/2 şeklinde de yazabiliriz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen görsellere göre elma ve şeftali sayısının sayısı ve armut sayısına oranı. Yani elma artı şeftali şeklinde düşüneceğim. Bölüm Kayısı ve armutların toplamı. Kayısı artı armut şeklinde düşünüyoruz. Ya işte elma ile şeftalinin toplamı. Elma 30 tane şeftali 17 tane. Şurada topladığımızı gösterelim. 47 yapar. Halde pay kısmında 47 var. Payda da armutta kayısı topluyorum. 24 ile 45'i topluyorum. 5, 4 daha 9. 4, 2 daha 6. Ne oldu arkadaşlar? 69. Sorumuzun yanıtı 47 bölüm. Evet 69 olur diyoruz. Armutla kayısı toplamı. Evet kayısı ve armutların toplamı. Evet 45, 24 daha 69 olur dedim. Evet sevgili gençler devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. 30 kişilik sınıfta 18 erkek öğrenci olduğuna göre bu sınıftaki kız öğrenci sayısının, erkek öğrenci sayısının oranı. Arkadaşlar öncelikle sınıf mevcudu 30 kişi. Erkek sayısını çıkartırsam sınıfta 12 kız öğrenci vardır. Benden kızların sayısını, erkeklerin sayısını oranlamam istedi. Yani bölerek gösteriyoruz. Kız bölü erkek şeklinde yazdım. Buradan 12 kız vardı, 18 erkek vardı. 12 bölü 18 olur diyorum. İstersek bunu da şöyle 6 ile sadeleştirirsek oranı gençler 2 bölü 3 olarak da gösterebiliriz. Evet, devam edelim ve dördüncü soruya geçelim. Evet gençler dördüncü sorumuzda aşağıda verilen ifadelere göre ifadeleri yandaki görsele göre değerlendirerek doğru ise başındaki kutucuğa D Doğru. Yanlış ise Y yazınız diyor. Evet şimdi gençler. Mor kalemlerimiz var. Sarı kalemler var. Yeşiller var. Pembeler var. Bir de mavi kalem var. Şimdi öncelikle gençler mor kalem sayısını sarı kalem sayısını oranı. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3 tane mor var. 3 tane. E, bir tane sarı var. 3 evet, bölü 1 gençler bizim için doğrudur. O halde buraya D yazalım. İkincisine geldim. Yeşil kalem sayısının pembe kalem sayısının oranı 2 bölü 14 diyor. Arkadaşlar bakın burada baktığımız zaman 2 tane yeşil var. 1 tane pembe var. Doğrusunun ne olması gerekiyordu? 2 bölü 1 olması gerekiyordu. 2 bölü 10. Yanlış bir ifadedir. Evet, üçüncü öncülde mavi kalem sayısının kırmızı kalem sayısına oranı. Gençler bakın bir tane mavi bir tane kırmızı var. 1 bölü 1 doğru bir orandır diyoruz. O halde buraya da doğru yazıyorum. Devam ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. Evet 5. sorumuzda bir sinemadaki film gösteriminde izleyiciler tam ve tam ve tam bilet veya öğrenci bileti almaktadır. Tam bilet alan öğren, yani izleyicilerin sayısının tüm izleyicilerin sayısına oranı 5/17'dir. Buna göre öğrenci bileti alan izleyicilerin sayısının tam bilet alan İzleyici sayısının oranı. Şimdi gençler bakın burada yani bu 5 bizim için tam bilet. Hatta şuradan yazayım. Tam bölüm tüm izleyici sayısın. İstersek gençler bunu 5 ve 17 olarak sayı olarak direkt alabiliriz. O halde öğrenci bileti gençler veya evet öğrenci bileti şeklinde yazmış. Öğrenci diyorum. 17'den 5'i çıkartırsam. 12 tane öğrenci var gibi düşüneceğiz. Peki benden ne istedi? Öğrenci bileti alan izleyici sayısının tam bileti oranı. Yani öğrenci bölü tam şeklinde yazıyorum. Öğrenci 12 idi. Tam bilet 5. 12 bölü 5 olur oran diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet. 6. sorumuza geçelim. Bir otobüste 9 bayan 15 erkek yolcu bulunmaktadır. İlk durakta otobüsten 3 erkek ve 1 bayan yolcu inmiştir. Son durumda otobüsteki bayan yolcu sayısının kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısına oranı. Arkadaşlar başlangıçta 9 tane kadın vardı. İlk durakta gençler 1 tane kadın indi. 8 kadın yolcu kaldı. 15 erkek yolcu vardı başlangıçta. 3 tane erkek yolcu indi. 12 tane erkek yolcu kaldı. Benden son durumda kadın yolcu sayısına erkek yolcu sayısına oranlamamı istiyor. Kadın bölü erkek diyorum. Evet 8 bölü 12 olur. Baktığımız zaman 8 bölü 12'yi denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim ve 7. sorumuza geçelim. Evet 5'in 8'e oranı yukarıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Gençler 5'i 8'e böleceğiz. Bakın 5 bölü 8 olabilir. 5 bölü 8 olabilir. Gençler bakın eğer normal bölme işlemini gösterecek olsaydım. 5 bölü 8 şeklinde yazacaktım. 8 bölü 5 yanlış olmuş. O halde 1 ve 2 doğrudur. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretlerim. Şöyle güzelce yazalım. B şıkkı doğrudur diyoruz. Evet 8. sorumuza geçelim. 8. soruda aşağıda verilen kartların hangilerinde kamyonet sayısının kutu sayısına oranı diğerlerinden farklı verilmiştir. Kamyonet sayısını kutuya böleceğiz. Şimdi gençler A'ya baktığımız zaman e, kamyonet 2 tane kutu 4 tane yani 2 bölü 4'tür. B'ye geldiğimiz zaman gençler 3 bölü 3 C'ye geldiğim zaman gençler 1 bölü 2. D'de de 3 bölü 6. Gençler bakın şu 2 bölü 4'ü ben 2 ile sadeleştirirsem. 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. 3 bölü 6'yı da 3 ile sadeleştirirsem. Bunun da 1 bölü 2 eşit olduğunu görüyorum. O halde A C ve D birbirine eşittir. Ama B şıkkı sorumuzun yanıtıdır. Çünkü B'de 3 bölü 3 yani bir oranı vardır diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.